Şimdi Sayın Eren Aksoyoğlu, siyaset bilimci bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, merhaba. Evet, çok hareketli günler geçiriyoruz. Yani tam da işte Türkiye'de hani belli bir süreci konuşurken, ya yani bu konuda adım atıldı mı, atılmadı mı, yeterli mi, değil mi, ne gibi mesajlar veriliyor, ne olacak, ne bitecek konuşurken, Suriye patladı tekrar. Nasıl görüyorsunuz? Yani belki de biraz geriden hani almak istersiniz. Yani daha Lübnan'daki işte ateşkes vesaireyle beraber, bilemiyorum tabii tarifiniz nasıl olacak. Ne diyorsunuz? Kritik tarih sanırım İran'ın İsrail'e saldırısı. Hemen arkasından İsrail'in başlattığı, kanımca kendi 11 Eylül operasyonu, 11 Eylül'ün arkasını inşa etme operasyonu olarak göreceğimiz yer. Dolayısıyla çok eşiklerden bir tanesi olarak söylemek gerekir. Hasan Nasrallah'ın, yani Lübnan Hizbullah liderinin öldürülmesi kritik tarihlerden bir tanesi. Çünkü özellikle Orta Doğu'daki Şii topluluğun en önemli lideri de Hasan Nasrallah. Nasrallah'ın öldürülmesiyle beraber denge tümden bozulmuştu hali hazırda. Ve böyle bir saldırının nereden, Orta Doğu'nun neresinden başlayacak kısmı önemliydi. Lübnan'ın saç ayaklarından bir tanesiydi. Suriye'nin ayaklardan bir tanesi olduğunu kısa zaman içerisinde zaten anlayacaktık. Ama iç politika açısından kritik aşamalardan bir tanesi, bizim için işaret fişeklerinden bir tanesi, İsrail'in bu yeni düzen içerisinde, kendi 11 Eylül sonrasını düzenlemesi içerisindeki o proaktif politikası beraberinde Türkiye siyasetinde etkilemiş oldu. İşaret fişeğini kanımca daha önce de yine sizin programımızda söylemiştim. Tayyip Erdoğan'ın vermiş olması kritikti. Yani Tayyip Erdoğan'ın bir rol paylaşımı içerisinde Bahçeli'yi olabildiğince öne çıkardığı, Bahçeli'nin de içeriği tahkim ettiği bir durumu yaşadık. Ve bütün işaretlerin esasen bu içinde bulunduğumuz duruma, yani Halep operasyonuna çıkacağı da 3 aşağı 5 yukarı artık sahne ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla içeriği tahkim eden Bahçeli ile beraber dışarıda operasyon düzenleyebilecek bir Türkiye'nin destek verdiği, işte önceleri ÖSO, Özgür Suriye Ordusu, sizin haberinizde belirttiğiniz şekilde cihatçı çeteler olarak kodlayabileceğimiz alan. Bunun yanı sıra işte IŞİD'in özellikle yarattığı boşluklarda, sahada yarattığı boşluklarda onun arkasında dolduran HTŞ'nin de zaman içerisinde ÖSO'ya katıldığı, dahil olduğu, ittifak ettiği anlaşılıyor. Dolayısıyla böyle bir tablonun içerisinde Ankara'nın yapmak istediği temel motivasyon, ortaya koymak istediği temel motivasyon tam bu anlamda şurasıydı. İşte kamuoyuna anlatıldığı şekliyle orada bir Kürdistan'ın kurulması meselesi değil, tam tersine bunu da aşan, işte yarın Esad olmasa, Esad oradan koltuktan kalkacak olsa, işte Nasrallah'tan sonraki boşalacak koltukta Suriye'nin yarına dair ÖSO üzerinden bir şeyler söyleme pratiğiydi. Yani Şam'a müdahale etme, Şam'ı şekillendirme, dolayısıyla Şam'ın merkezi politikası içerisinde ÖSO'nun ve artık yeni haliyle de HTŞ'nin de bulunduğu bir yapıyla bütün Suriye'yi şekillendirme pratiği. Türkiye'ye anlatılan şekli ise çok bambaşka. Az önce söylediğim haliyle orada bir koridorun, Kürdistan'ın olduğu, Suriye'de Suriye'nin içerisinde Kürdistan'ın olduğu bir koridorun yaratılması engel olmak şekliyle anlatılıyor. Ancak biz şunu da biliyoruz. Kısa zaman öncesine kadar esasen Salih Müslim'in Ankara'ya geldiği dönemde Suriye'deki Kürt güçleriyle ÖSO arasında bir bağlantı kurulmaya çalışıldığını, Ankara hükümetinin bunu organize etmeye çalıştığını ve dolayısıyla Suriye'deki Kürt hareketinin, işte daha sonraki yıllarda Suriye Demokratik Güçleri dediğimiz hareketin ÖSO'yla yan yana gelerek orada bir ittifak kurması istendiğini, talep edildiğini, Ankara'nın da bunu bu şekliyle istediğini de biliyoruz. Ama bu gerçekleşmediği takdirde işte kimle yapmak gerekiyor? Elde tek verili alanda şu kalıyor, oradaki sahnede şu kalıyor. Bir yanıyla ÖSO var, bir yanıyla da IŞİD'in boşalttığı alanda, özellikle IŞİD'in boşalttığı ideolojik alanda, sadece sahada değil, ideolojik alanda HTŞ'nin ortaya çıkmasıyla beraber bunu da ÖSO'nun yanına ekleyip bir tür ittifak kurarak bütün bu mücadele alanını yeniden üretmenin yoluna yöntemine baktı Ankara. Bu haliyle zaten kaçınılmaz olan bir şekilde önümüze geldi. Beni çok şaşırtan tarafı ise şu oldu.
İç politikaya döndüğümüzde Bahçeli'nin tutunduğu pozisyonun bir şekliyle işte mitleştiği için söyleyeceğim, özellikle iktidar yandaşları tarafından 82 Halep şeklinde durulmuş olması. Yani işte Halep'te kaleye, Halep'in kalesine işte bir Türk bayrağı asılması, oradan gelen içeriklerde işte Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının ön plana çıkması, Devlet Bahçeli'nin bazı fotoğraflarda ön planda olması, kısmen Atatürk'ün işte birkaç fotoğrafta içeride olması gibi sanki Halep fethediliyormuş ve Türkiye'nin toprakları gelişiyormuş gibi bir miti düzenli şekilde sahaya, dolaşıma sokmak ve dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin benzer şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın arkasındaki seçmen gruplarını rahatlatmak için özel bir çaba olduğunu da anlamış oluyoruz. Evet. Ama bir taraftan da bu şey, mesela bu türden mesajların atılması ve her seferinde aslında aynı belki düşünce perspektifi içerisinde yer aldığı düşünülen bir takım profiller tarafından atılmış olması bir bilinçaltını da yansıtıyor mu? Yani Suriye'ye yönelik ya da Halep'e yönelik olarak bir toplumda böyle bir şey var galiba. Toplumun bir bölümünde var. Kanımca siyasal toplumda bu çok yaygın şekilde var. Söylemek istediğinizi biraz daha şöyle açayım, ben açmış olayım. Bir mezhepsel ayrım gibi bir konumlanma var. Özellikle iktidar yandaşları tarafında. Dolayısıyla benim çok ilk günlerde duyduğum, çok sık duyduğum mesajlardan bir tanesi Müslümanların Halep'i fethetmesi şeklinde yorumlanmıştı. Evet. Halbuki zaten halihazırda Müslümanlığın bir kolu Şii oradaydı. Dolayısıyla esasen söylenmek istenen şey buradan işte Şia'nın buradan sürülmesi, uzaklaştırılması ve Sünni bloğun buraya oturması. Yani esasen bir mezhepçi politikanın doğrudan dışa yansıması olarak görmek gerekiyor. Ama bu çok tehlikeli bir hat aynı zamanda. Yani anlatmak istediğiniz, tarif etmek istediğiniz, üstü kapalı şekilde zaman zaman tarif ettiğiniz, zaman zaman da sınırların dışına çıkıp Alevi nefreti olarak ortaya koymak istediğiniz şey içeriği de ister istemez bir şekliyle gergin hale getirmeyi de amaçlıyor. Evet. Dolayısıyla bu kaçınılmaz olarak bir mezhepçi politikanın var olduğunu da ortaya çıkarmış oluyor. İşte o yüzden diyorum yarın bir vesileyle Suriye'nin siyasetinin merkezinden Esad çıkmış olsa esasen Ankara'nın, Erdoğan hükümetinin oturmak istediği yer bu mezhepçi politika sebebiyle Şam olur. Yani Şam'ın yönetimini ele alma isteği, girişimi, arzusu, motivasyonu beraberinde kaçınılmaz olarak bir mezhepçi politikayı kendinden getiriyor, dayatıyor. Ve hükümetinde gördüğüm kadarıyla bu konuda çok da bir derdi, bir sıkıntısı yok. Bunu söylemek konusunda da derdi, sıkıntısı yok. Yandaşları üzerinden bunu rahatlıkla söylüyor zaten. Evet. Peki gerçekten mesela bunun farkında değil mi insanlar? Ya da en azından yönlendirici olabilecekler veya kamuoyunu etkileyecek olanlar, bir mesaj verecek olanlar kitlelere yönelik olarak böyle bir potansiyel tehlikenin Türkiye için de geçerli olduğunun farkında değiller mi? Yani mezhepçiliğin, ırkçılığın. Çünkü sonuç itibariyle ne olursa olsun iyi ya da kötü bir şekilde Türkiye'de bunun önüne daha önceden hani geçilmiş bir takım tatsız tarihte hani şeylerimiz olsa da anılarımız olsa da hala bunun üzerinden oynamak tehlikeli değil mi? Yani... Çok çok tehlikeli. Bakın Türkiye'nin demokratik bir takım kazanımları var. Her şeye rağmen bir şekilde bir arada yaşama kültürü yani... var. Önemli ve bunu iki eksende, bir Alevi-Sünni ekseninde, bir Türk-Kürt ekseninde Suriye üzerinden esasen bölmek, kesmek ve bunu içeride işte bir yanıyla içeride tahkim etmeye çalışırken içeride bölmek ve tahakküm ilişkisi sürdürmek üzerinden de okumaya ihtiyaç var ki tuhaf bir şekilde Suriye Savaşı'nın olduğu yıllara devamlı şekilde denk gelir ki bir yanıyla da kayyum siyasetini devam ettirmek de söz konusu. Ama Erdoğan'ın aynı zamanda bu İslamcı iktidarın bakış açısı, perspektifi bizi çoğu zaman zaten buraya çıkarıyor. Yani her daima konuyu şunun üzerinden okumak, işte Orta Doğu'da bir Sünni-Şii dengesi var. Dolayısıyla bu dengenin bozulduğu dönemlerde, bu dengenin Şiiler lehine veya Sünniler lehine bozulduğu dönemlerde iktidar arayışı, iktidar perspektifi işte bir şekliyle yandaşların anlattığı şekliyle bir yanıyla Turancı, bir yanıyla İslamcı, İslamcı ve şüphesiz Sünni bir yere çıkıyor kaçınılmaz olarak. Siz bunu yaptığınız takdirde, o hatları kaşıdığınız takdirde lüzumsuz bir şekilde bir gerginliğe de sebep oluyorsunuz. Ama kanımca Erdoğan'ın baktığı yerden Türkiye hatırlattığı şey şu oluyor. Bir, şüphesiz Türk. İki, şüphesiz Sünni bir yerden okuma yaparak bütün bu tahakküm ilişkisini sürdürmek anlamına geliyor. Yani bütün yollar kaçınılmaz olarak buraya çıkıyor. Bu her bütün bölümleri, bütün toplumsal kesimleri geren beraberinde
sizin sonuç elde edemediğiniz bir alan. Yani şunu demeye çalışıyorum. Dış politika üzerinden sadece bir okumayla şunu söyleyelim. Esad'la yan yana gelemiyorsunuz. Oradaki SDG, Suriye Demokratik Güçleri'yle yan yana gelemiyorsunuz. Şimdi kimle oturup beraber bir çözüm arayacaksınız? Yani neyi amaçlıyor burası sorusunun cevabı daima havada kalıyor. Yani bu alanla problemli, öbür alanla problemli ama bir yanıyla da şunu da atlamamak gerekiyor ki biz bunu Afganistan'da yaşadık, benzer şekilde Irak'ta yaşadık, hatırlayalım. Sahada aktör yok. Yani bakın ÖSE konuşuyoruz, HTŞ konuşuyoruz ama sahada hiçbir aktör görmüyoruz. Siyasi birliği sağlayabilecek. Aynı zamanda Erdoğan'ın söylediği şekilde ileriki aşamada İslami formda bir demokrasi sağlayabilecek. Aynı zamanda bu ülkede istikrar sağlayacak. Ortada aktörler yok. Dolayısıyla yarın savaş bittiğinde velev ki işte Emevi Camisi'ne girdiniz, Şam'a uzandınız, Hama'ya aldınız, yürüdünüz işte bu bütün bu hadiseler ceryantı diyelim. Kimlerle o siyasi birlikteliği kuracaksınız? İşte Suriye'nin geleceğini aynı zamanda tırnak içerisinde toprak bütünlüğünü sağlamış olacaksınız. O aktörler de sahada yok. Benzer bir şey Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri yaşadı hatırlayalım. Karzai'den sonra ortaya koyabilecekleri bir aktör çıkmadı. Orayı Taliban'a terk edip gitmek zorunda kaldılar. Hmm. Irak'ta benzer bir şey yaşadılar. İki Kürt lider dışında yani Taliban ile Barzan dışında aktör yoktu. Dolayısıyla orayı şekillendiremediler. Şimdi yalnızca Irak Kürdistan'da Barzan yok. Aynı zamanda başka bir Kürt şu anda İran başında. Hmm. Böyle bir tablo var. Şimdi Suriye'de benzer bir durum yaşayacaksınız. Aktör olmadığı takdirde kiminle toprak bütünlüğünü sağlayacaksınız veya ülkenin geleceğini şekillendireceksiniz? Bu da ayrı bir soru işareti. Ben burada sadece şunu görüyorum. Erdoğan'ın okuduğu yerden, siyaseti, dış politikayı okuduğu yerden Orta Doğu'daki Şii-Sünni dengesi yeniden bozuldu. Dolayısıyla Sünniler lehine, Sünni blok lehine bir şekilde oranın liderliğini yapma girişimi içerisinde bulunma, buradan bir şekilde kendine liderlik inşası çıkarma girişimi olarak görüyorum. Ama bunun görebildiğim kadarıyla Suriye'nin geleceğinde de bir karşılığı yok. Çünkü ortada aktör yok. Evet. Gerçekten de Orta Doğu'da Şii-Sünni dengesi